Öncelikle Beşiktaşspor'a verdiğiniz bu destek açısıyla Kadırga TV'ye, şahsınızda Kadırga TV'ye, yayın müdürüne, bütün camiye çok çok teşekkür ediyorum. Evet, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın da Bağımsız Türkiye Partisi'nin önümüzdeki yerel seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayıyım. Tabii Beşiktaş'ı futbol yuvası, Trabzon futbol beşiği. Beşiktaş'ın da iki tane kulübümüz var. Bir tanesi az sonra maçını izleyeceğimiz Beşiktaşspor. Bir diğer de Yeşilköy Spor'umuz var. İki tane güzel kulübümüz var. Beşiktaş'ı daha yüksek yerlerdeydi. İnşallah oraları taşıyacağız. Yani niye Beşiktaş'ı Süper Lig'de oynamasın? Çünkü Beşiktaş'ın altyapısı, Beşiktaş'ın insan gücü, potansiyeli, gençlik potansiyeli buna müsait. Biz de Beşiktaşspor'a inşallah Cenab-ı Hak nasip eder de başkanlığı alırsak Beşiktaşspor'a elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Beşiktaş buna layık, Beşiktaşspor da buna layık. Az önce başkanı da dinlediniz. Benim zaten projelerim içerisinde belki 20'ye yakın projem var. Bunlar içerisinde özellikle gençlerimizin eğitimiyle alakalı çok ciddi projelerimiz var. En temellerinden bir tanesi de Beşiktaşspor'umuzla alakalı değil sadece. Beşiktaş'ın da içerisinde otellerin olduğu, restoranların olduğu, tesislerin olduğu bir spor tesisi ve bu hani biz bazen Trabzonspor'da da olmak üzere kamplarımızı ya yurt dışında veya işte Antalya'da farklı yerlerde yapıyoruz. Niye kulüplerimiz sadece Beşiktaş için değil, Türkiye'deki ve yurt dışındaki kulüplerimiz kamp yapabilecekleri ortamı Beşiktaş'ında bulmasınlar? Bunu sağlamak için elimizden gayreti göstereceğiz. Kulüp başkanı da şunu ifade etti, yerel seçim dedi, bundan maksimum derecede faydalanmak istiyoruz dedi. Ben de başkanla daha önce görüşmüştüm, Ferhat Başkan'la. Sağ olsun, gerçekten Beşiktaşspor için çok ciddi gayretleri var. Biz de onlarla istişare şeklinde, yani hem Beşiktaş'ı hem Yeşilköy veya ileride oluşabilecek farklı kulüplerimizle alakalı ne yapabiliriz konuşacağız. Şu anda konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Ama Beşiktaş'ın da bütün kulüplerimizin kamp yapabileceği, yurt dışına gitmek değil. Çünkü denizimiz var, yaylamız var. Yani biz burada insanları alacağız, onlarla beraber, futbolcularla beraber, güzel bir tekneyle beraber balık turu da yapacağız. Artı onları alıp ben Erik Belin'e, Kadırga'ya getirip orada onları 2 gün, 3 gün, 5 gün yayla ortamında onlara pikni yapacağım, ızgara yapacağım, ortamlar oluşturacağız. Yani spor kompleksi bizim açımızda o derece önemli. Biz bunu yapacağız. Beşiktaşsporumuzu da hak ettiği yere getirmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Maç başlıyor. Evet. Yine teşekkür ediyorum Kadırga TV'ye. Bizi canlı yayınla beslediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin.